Kelemzar'ın huzuru ve emniyeti bizim için mühimdir Hacı Hazretleri. Devletimiz vaktiyle bize fazlasıyla yardım etti. Meydanı boş sanan çakallara fırsat mı verseydik? Siz kudretli bir devlet adamısınız. Ama her işe de siz yetişemezsiniz. Gayrı Şelemzar'a sizi aratmayacak birinin emir olması gerekmektedir. Bu hususta bir fikrim var mıdır? Benim dört bir tarafta ne kadar ehil ve emin bir tacir olduğum malumdur. Hem idari kabiliyetim hem de servetim ziyadesiyle mevcuttur. Diyeceğim o ki Şelemzar emirliğine ben talibim Hacı Hazretleri. Ayrıca Şelemzar'ın borç senetleri de bendedir. Eğer emir olursam Şelemzar'ın borcu da kalmaz. Cevabınız nedir Hacı Hazretleri? Hele yürüyelim. Cevabımı vereceğim. Sana cevabım. Bu da ne demektir Hacı Hazretleri? Demem o ki. Ve heydensiz. Sen bizi ahmak, devleti de gafil mi sanırsın? Siz ne demek istersiniz Hacı Hazretleri? Bu tacirleri doldurup sonra da göze girmek için teskin ettiğini, senetlerini satın alıp emirlik için poz olarak kullandığını anlamadığımı mı sanırsın? Bunlar benim gibi muteber bir tacir için yenir yutulur sözler değildir. Zinhar kabul etmem Hacı Hazretleri. Sana daha evvelinde madenlerini kapat dediğimizde kapatmadın. Düşmanlarımız altınlarını madenlerinde eritti, haberim yok dedin. İmdi bu yaptığın ile itibarını da yerle yeksan ettin Faysal Efendi. Sen ne cüret ile emirlik için oyun tertip edersin? Bu devleti aciz mi sanırsın ki sana emirlik versin? Bu kadarını da yiyip yutamam Hacı Hazretleri. Madem talebime hakaretle cevap verdiniz, ben de Şelemzar'daki tüm borç senetlerini icra eder, ne var ne yoksa alırım. Şimdi ben sana yedirip yutturmasını iyi bilirim. Bir de utanmadan tehdit edersin ha. Densiz! Hacı Hazretleri! Ahmak! Bir de devlete şart koşarsın ha! İmdi senin elinde avucunda ne var ise alıp bir süründürelim de gör bakalım. İkinci bir emre kadar Faysal'ın tüm madenlerini kapat. Bu densizlere de önce devletin sopasını vurun, sonra da def edin gitsinler Şelemzar'dan. Sen. Bir daha da gözüme görünmeyesin. Haydi! Elleri kırılası ihtiyar kurt. Nasıl zalimce vurmuş benim candan öte evladıma. Onun vurması değildir zoruma giden. Senin emrini yerine getiremedim baba. Bu benim için her şeyden beterdir. Emret hatamı canımla temizleyeyim baba. İndir o hançeri. İndir. Yakında öyle bir sırra sahip olacağız ki değil Şelemzar, bütün Selçuklu toprağı avucumuza düşecek.
Şimdi her bir taraftan taarruza geçtik Selçuklu'ya karşı. Bu hançeri kendimize değil, Selçuklu'nun can damarlarına indireceğiz. Az daha sabır. Hayırdır Bedrül Cemali? Melikşah'ın tufanına çarpılmış gibi bir halin var. Melikşah'ı haç kafilesi mevzu üzerinden sıkıştıracaktık. Lakin olmadı. Üstüne üstlük bize gözdağı verdi. Medine'ye hakim olup hutbe okutmayı kafasına koymuş. Onun İslam alemi üzerindeki gölgesi silinmeden bize her gün kabus olacaktır. Onun alemi İslam üzerindeki himayesi ve itibarını kırmak gerek. Başka türlü bu kabustan kurtulamayız. Bir takvim yaptırdığını duyduk. Eğer bu takvim yapılırsa bütün Müslümanlar onun yaptırdığı takvime göre hareket eder. Bu da İslam aleminin ruhuna, şuuruna, vaktine hükmetmek demektir. Bu takvimin yapılmasına mani olursak Selçuklu'nun büyük bir hedefini yok etmiş oluruz. Merak etmeyesin. O takvimi nasıl alacağımı iyi bilirim. Ne vakte hükmedebilecek, ne de Medine'de hutbe okutabilecek. Aksine en yakın zamanda Mekke'de de bizim adımıza hutbe okunacak. İndir Rasathane'deki fedai memrimi bekler.